Uçmak. İnsanoğlunun tarih boyunca çeşitli denemeler sonucunda başardığı muhteşem olay. Günümüzde uçmanın çeşitli yöntemleri var. Uçakla uçmak, balonla uçmak, helikopterle uçmak veya planörle uçmak. Bu saydıklarım her ne kadar insana uçma zevkini tattırsa da kuşlar gibi uçmak kadar özgür hissettirmiyor ve insana uçma keyfini tam vermiyor. Hezarfen Ahmet Çelebi'yi bilmeyenimiz yoktur. Galata Kulesi'nden kendini boşluğa bırakmış, Üsküdar'a kadar kuşlar gibi süzülerek, özgürce, yüzünde rüzgarı hissederek uçmuştur. Günümüzde bu uçma stili bir spor haline gelmiş durumda. Uçan adamlar diye tabir ettiğimiz bu insanlar, vücutlarına ve ayaklarına hava geçirmeyen parçalar ekleyerek elde edilen bir giysi ile gayet kolay bir şekilde uçmaktadırlar. Bir de vücuduna roket bağlayarak uçan sporcular var. Kullanılan bu roketin temellerini atan ilk insan ise bir Türk. Lagari Hasan Çelebi. Lagari Hasan Çelebi dışarıdan bakıldığında ufak tefek, zayıfça birisidir. Bu sebeple Lagari yani çelimsiz demişlerdir. Yıl 1633. 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan dünyaya gelmiştir. Bu güzel olayı kutlamak için fener alayı ve çeşitli eğlenceler düzenlenmiştir. O dönem için çok yeni olan maytaplarla gösteri yapanlar, hokkabazlar, İp cambazları şenliğe katılmakta ve halkı eğlendirmektedir. Lagari Hasan Çelebi de o gün muhteşem bir gösteri yapmak için orada hazır beklemektedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattığına göre İstanbul Sarayburnu'nda Lagari Hasan Çelebi kendi icadı olan içi barut dolu haznesi bulunan bir roketle havalanır. Yaklaşık 300 metre kadar yükselir, 20 saniye boyunca havada kalır, kendisine bağlı bulunan kanatlar sayesinde Boğaz içine, Sinan Paşa Sarayı önüne oldukça yumuşak bir iniş yapar. Çeşitli film ve televizyon programlarına da konu olan Lagari Hasan Çelebi'nin bu başarısı, günümüz modern roket teknolojisinin temeli olmuştur dersek abartmış olmayız. Çünkü Lagari Hasan Çelebi kalan ömründe Kırım'a yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Lagari Hasan Çelebi'nin Kırım'da ikamet ederken ölmesinden hemen sonra 1650'li yıllarda Ukrayna'da modern roket tarifine rastlanmıştır.
Rus bilim adamı Kuzmenko bunu destekleyici mahiyette Rus arşivlerinde kayıtlara rastladığını söylemiştir. ...1818-1871 yılları arasında Rus roket tekniğini daha da geliştiren iki bilim adamı Nikolayev ve Konstantinov da yaptıkları çalışmalarını 1650'li yıllarda yapılan roket tekniğinin temelleri üzerine bina etmişlerdir. Bu noktada Rus roket tekniğinin gelişmesinde Lagari Hasan Çelebi ve talebelerinin tesiri olduğunu söylemek mümkündür. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.